Tarihin taşlı yolları. Ajan Melon. Hayri abi nerede kaldı? Kim bilir? Hayri bu. Yine sallana sallana geliyordur. Gelse de başlasak. Ah Hayri ah! Geç kalma dedim üstelik. O ne dedi? Camdan bağırdı. Asıl sen geç kalma. Ben senden önce giderim dedi. Arkadaşlar, size bir müjdem var. Geç kalışını unutturmak içinse boşuna uğraşma Hayri. Ağaç olduk burada Hayricim. Yok yok, kök saldığınıza değecek. Biz dört gözle neyi bekliyoruz? Seni bekliyoruz. Teşekkürler ama yanlış cevap. Kızlar bizden aldıkları topaçları getireceklerdi. Hayır. Aşağı mahalleyle yapacağımız maçı. Sınavları bitse de maçı alsak. Yine aynı taktikle oynarız. Evet, değiştirmeyelim. Bu kez farklı olacak. Hayır, başka bir şey. Hem de bundan da önemli. Bu da mı değil? Hayri, söylesene. Ha, ne saklıyorsun sen arkanda? Zeki ve cesur. Zorluklar karşısında pes etmez, kötülere teslim olmaz. İyilere umut, kötülere dert olan bir kahraman. Şapkası onun simgesidir. Yoksa ajan... Evet, doğru tahmin ettiniz. Ajan Melon sinemaya gelmiş. Bakın. Tarih deyip geçmeyeceksin. Çok önemli. Tarihi bilmeyen insan hayatı anlamaz. Hata yapar. Haklısın Basri amca. Hatta tarih tekerrürden ibarettir derler. Çok doğru. İnsan doğruyu yanlışı görüp ders almalı. Yoksa takıldığı taşa bir daha takılır. Bu kitaplardan çok şey öğrenecekler. Çocuklar da gelmiştir. Ben gideyim de vereyim şunları. Benim hediyeyi de unutma Basri amca. Tamam, merak etme. Çok güzel görünüyor. Geç kaldım diye kızıyorsunuz ama... Broşürü görmesem haberiniz olmayacak. İzin vermedin ki bakalım. Arkadaş, alıp durmasanıza elimden. Ben bunu yakalayacağım diye taşa takılıp düştüm. Ne taşı Hayri abi? Bir taş var. Sanki sürekli benimle uğraşıyor. İkidir takılıyorum. Daha çok sen taşa takılıyormuşsun gibi Hayri. Ben Hayri sallana sallana geliyor diyordum ama hakkını yemişim Hayriciğim. Sağ ol Kamilciğim. Meğer düşe düşe geliyormuşsun. Sana bir Ajan Melon sözüyle karşılık vermek istiyorum. Önemli olan düşmek değil, düştüğün yerden kalkabilmek. Burada bir programdan bahsediliyor. Ne programıymış? Ajan Melon radyoya mı çıkacakmış? Ben hemen gidip radyoya getireyim. Programı çıkmayacakmış. Programda bilet verilecekmiş. Sorular sorulacakmış. Her doğru cevap için de bir bilet verilecekmiş. Böylece bilet sorununu çözdük. Bizsiz başlama Ajan Melon geliyoruz. Ne yazık ki gidemiyoruz. Neden gidemiyormuşuz? Programın numarası yırtılmış. Olamaz. Bıraksana Kamil. Ver şunu. Çocuklar, bugün şanslı gününüzdesiniz.
Bunu biraz önce söylesen inanabilirdik Basri amca. Hayırdır, ne oldu? Ne zamandır beklediğimiz bir film vardı. Sanırım yine bekleyeceğiz. Tabii, eğer o afişten bir tane daha bulamazsak. Doğru. Ne filmiymiş bu? Ajan Melon Basri amca. Şu film mi? Sen de biliyor musun Ajan Melon'u? Elbette bilecek. Ajan Melon'u bilmeyen mi var? Durun, biraz da beni dinleyin. Size bir şeyler vereceğim. Bakın, burada sizin için tarih kitapları var. Tarih mi? Aslında çok isterdik. Fakat şu an pek vaktimiz yok. Radyo programının numarasını bulmalıyız. Her doğru cevap için bir bilet vereceklermiş Basri amca. Çocuklar, tarihin ne kadar önemli olduğu... Demek zor yoldan öğreteceğiz. Rüstem abinizin hediyesinin de yardımıyla tabii. Arkadaş, her yere baktık. Kamil abi, eski gazetelere bir daha baksak belki buluruz. Kaç kere baktım, yok işte. Hep o taş yüzünden. Ne taşı Hayri? Taş hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Hoş geldin Sevim. Neyiniz var sizin? Bir fırsatımız vardı. Elimizden uçtu gitti. Tutamadık Sevim. Ah! Beni Basri amca gönderdi. Yine o tarih kitapları. Moralimiz çok bozuk Sevimciğim. Hiç tarih çalışamayız. Ama çalışmazsanız soruları nasıl cevaplayacaksınız? Ne sorusu? Basri amca programa ulaşmış. Tarih soruları sorup doğru cevap içinde bir bilet vereceklermiş. Bakın bu numarası. Bu da çalışmanız için kitaplar. Arkadaşlar, ben varken çalışmanıza gerek yok. Aramızda tarih profesörü varmış da haberimiz yokmuş. Sen daha bugün günlerden ne olduğunu bile bilemezsin. Beni daha tanıyamamışsın Kamil. Söyle öyleyse, hangi gün bugün? Salı. Amma yaptın Hayri abi. Daha salıya iki gün var. Herkesin bir uzmanlık alanı var canım. Mesela sen en son ne yedin Kamil? Ben mi? Ne yedim hakikaten ben en son? Ben galiba yemek yemeyi unutmuşum. Bak işte, örneğin ben 3 ay önce ne yediğimi bile hatırlıyorum. Ama programda senin yediğin yemekleri değil, tarih soracaklar Hayri. Öğle yemeği kuru fasulye pilav, akşam yemeği mercimek çorbası. Jetonların hepsini aldığından emin misin Hayri? Aldım. Bugün iki şey öğrendim. Neymiş o? Tarih çok heyecanlıymış ve heyecanlanmak beni acıktırıyormuş. Merak etme Hayri. Biraz daha çalışırsan kitap kurdu olup kitapları da yiyebilirsin. Daha ne kadar çalışayım? Yeni dünyayı bile keşfettim. Yeni dünya mı? Meyveyi nasıl keşfedeceksin Hayri? Söylediğim her şey yemekle mi ilgili olacak? Kıtadan bahsediyorum, kıta. Sana bir soru. Diyelim ki bir elma ağacının altına oturdun ve kafana elma düştü. Ne yaparsın? Önce elmaya hesap sorardım. Sonra da ceza olarak onu yerdim. Newton da öyle yapsa yer çekimini bulamazdı. Kafasına bir elma düştüğü için mi buldu yani? Hayır. Aynı zamanda çok çalışmış. Fikir aklına elma sayesinde gelmiş. İyi ki ayva ağacının altında değilmiş. Niye ki? O zaman ayvayı yerdi işte. Hazır mısınız bakalım? Hem de nasıl? Bir sürü şey öğrendik. Meğer bizim ne büyük bilim insanlarımız, sanatçılarımız varmış. Bu kadar çalışmaya sonuç çoktan belli. Bekle bizi Ajan Melon. En sadık dostların geliyor. Kendine bu kadar güvenme Hayri. Tarih kendine çok güvenip kaybeden nice komutanlarla dolu. Doğru söylüyorsun Kamil. Programa daha var. Çalışmaya devam. Programı bulamıyorum abi. Saati de geçiyor. Ama mecburen böyle arayacağız. Alo? Merhaba. Biz programa katılmak için aramıştık. Ajan Melon için olduğunu söyle Mert. Ajan Melon. Bir dur Hayri. Peki. Bay Kasket'in yayınını alıyorum sizi. Yeni bir yarışmacımız var. Merhaba, ben Bay Kasket. Kiminle görüşüyorum acaba?
Rafa'dan Tayfa. Peki Rafa'dan Tayfa, hazır mısınız? İyi ders çalıştınız mı bakayım? Yani soruları doğru cevaplayabilecek misiniz demek istedim. Evet, çok iyi hazırlandık. Öyleyse ilk sorunuz geliyor. Size soracağım kişi çok önemli bir denizci. Bilinen ilk dünya haritasını yaptı. Onun sayesinde insanlar nerede yaşadıklarını anlayabildi. Dünya haritası mı yapmış? Ne var onda? Uzaya çıkıp fotoğrafını çekersin, olur biter. O kadar kolay değil. Onun zamanında ne uydu vardı ne de teknolojik araçlar. Yine de dünya haritasını büyük bir doğrulukla çizdi. Cevabı bulduk. Piri Reis. Doğru cevap. Şimdi soracağım kişi bir doktor, filozof, matematikçi, astronom, kimyager, şair, devlet adamı... Tek başına öğretmenler odası gibi. Devamı da var ama bu kadar yeter. Kendisine hekimlerin hekimi denir. Bulduk. İbn Sina. Tebrikler. Aferin size. Hayri, jeton bitiyor. Hadi jeton at. Tamam. Jetonumuz bitmiş. Ne? Ben sana sordum değil mi Hayri? Bu sorudan sonra telefon kapanır. Kamil, koş. Sıradaki sorumuzda dünyaca ünlü bir mimarımız var. Zekası pek çok mimarı etkilemiştir. İstanbul'da da çok önemli eserleri vardır. Tabii ki Mimar Sinan. Şu an Ajan Melon için 3 bilet kazandınız. Eyvah, bitiyor jeton. 4. bilet için son soruyu soruyorum. Kamil yakala. Abi. Yetişebildik mi? Olmadı ne yazık ki. Bir bilet eksik kaldı. Bir daha arasak. Aradım ama açan olmadı. Sonra arar, 3 bileti alırız en azından. Ne zamandır bu filmi bekliyorlardı. Filmin broşürünü görünce nasıl da sevinmişlerdi. Bana nasılsa anlatırlar. Affet beni Ajan Melon. Arkadaşlarım için kendimi feda etmek zorundayım. Hayır, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Ben sonra da giderim. Olmaz, ben gitmem. Siz gidin, bana anlatırsınız sonra. Çocuklar, merak etmeyin. Hepiniz gideceksiniz. Bay Kasket! Alkış efekti! Gülün efekti! Bu da sizin sanırım. Ajan Melon! Eğer beni dinleseydiniz bu kadar oyuna gerek kalmayacaktı. Rüstem abiniz zaten hepiniz için bilet almıştı. Hop! Kamil dikkatli ol, orada taş var. Nerede? Kamil, bir şeyin yok değil mi? Sen uyarmasaydın o hızla düşüp kesin bir yerimi kırardım. Tarih işte böyle bir şey Kamil. Ben düştüm ama onun bilgisiyle seni kurtardım. Demek bu yüzden tarih tekerrürden ibaret derler. Takılıp düştüğün taşı kaldırmazsan yine takılıp düşersin. Başkaları da düşmesin. Kamil, broşürümü geri alabilir miyim acaba? Nereden senin oluyormuş Hayri? Ver şunu Kamil.